Selamlar arkadaşlar. Video başlamadan önce hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Geçen haftaki videomuz 60.000 izlenmeye geçti ve 54.000 aboneyi de geçtik arkadaşlar. Destek veren herkese gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de yeniyseniz ailemize katılmak için hemen aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Adamsınız, cansınız. Selamlar aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videomuz gerçekten de çok güzel olacak çünkü... Uzun zamandır ilk defa PES'in doğru bir strateji izlediğini görüyoruz arkadaşlar Gerçekten de PES bu seneye bomba gibi geliyor ama neye göre ve kime göre Bu videoda zaten bunları konuşacağız arkadaşlar Öncelikle video başlamadan önce fiyatlara bakalım PlayStation 4 platformunda FIFA 19'un fiyatı 429 TL iken PES 20'nin fiyatı ise arkadaşlar 409 TL. Yani aralarındaki fiyat farkı sadece 20 TL arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla bir fiyat farkı yok. Zaten PSN Store'da biliyorsunuz ki dövizden dolayı oyunların fiyatları çok yüksek. Hiçbir zaman PSN Store'dan oyun almayın arkadaşlar. İndirime gitmediği sürece kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. CD'li almaya gayret gösterin. Şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki FIFA zaten her türlü PES'ten daha fazla satacak bir oyun. Bundan zaten kimsenin bir şüphesi yok. Peki bu fark ne zaman açıldı arkadaşlar? 2014 senesinde PlayStation 4'ün çıkmasıyla birlikte FIFA PlayStation 4'e özel bir versiyonu çıkarırken PES bunu yapmadı arkadaşlar. Ve burada da PES kendi kullanıcılarını da kaybetmiş oldu. FIFA 14'ten itibaren yeni jenerasyon konsollarla FIFA farkı açtıkça açtı ve PES de bunu bir türlü kapatamadı arkadaşlar. Burada bir strateji hatası yaptı. Yeni jenerasyon konsollara geçişini yapmadı ve PlayStation 4 alan insanlar PES oynayamayacağı için mecburen FIFA aldı ve Ultimate Team moduna bağımlı oldular arkadaşlar. Bundan dolayı 2014'ten beri Maalesef ki arkadaşlar PES eski varlığını kudretini kaybetmiş oldu ve bu da FIFA'nın arkadaşlar aslında daha da kötüye gitmesi sebep oldu. Çünkü piyasada yarışacak kimse yoksa arkadaşlar bir rakibiniz yoksa maalesef bir yerden sonra koyvermişlik durumu oluyor. Hani ne olursa olsun ben satacağım dediğiniz için arkadaşlar oyuna eklemeler ve güncellemeler azalıyor. Bundan dolayı arkadaşlar FIFA'nın daha iyi bir oyun olabilmesi için PES'in tekrardan eski gücüne geri kavuşması gerekiyor. 2014'ten sonra bir türlü kendini toplamayan PES bu sene çok mantıklı hareketler yaptı arkadaşlar ve FIFA'yı bazı modlarda gerçekten de eritecek. Şimdi gelelim modları sizlerle birlikte konuşalım. Öncelikle PES çok akıllı bir hamle yaparak bütün arkadaşlar büyük takımlarından en az bir tanesinin lisansını aldı. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde arkadaşlar Bayern Münih, Juventus, Manchester United gibi kulüplerin EA Sports ile anlaşması vardı arkadaşlar ve PES bu sene Juventus, Bayern Münih, Barcelona Arsenal gibi takımlarla arkadaşlar anlaşmayı imzaladı ve gerçekten de lisans olarak kendine çok güzel şeyler kattı. Bu lisansları kendine katmasının arkadaşlar şöyle etkisi oluyor kapak yüzü olarak buradan bir oyuncuyu kullanabilirler. Biliyorsunuz ki Juventus el değiştirdikten sonra FIFA'nın arkadaşlar kapağında artık Ronaldo olmayabilir. Geçen hafta ben bunu kesin Ronaldo olacak diyordum ama bu değişimden sonra bence Ronaldo artık olmayacak arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir değişim. Ee, Ronaldo ile biliyorsunuz ki bu tecavüz vakasından dolayı e Sports sonu yaşamıştı ama yine de anlaşması devam ettiği için ben FIFA'ya devam edecek diye düşünüyordum. Juventus anlaşması arkadaşlar burada bütün her şeyi bozabilir. Hatta PES ile da anlaşması olduğu için kapakta Ronaldo ve Messi yan yana koyarsa arkadaşlar işte o zaman olay kopar. Çünkü siz her ne kadar bu şekilde almasanız arkadaşlar dünyada bu oyuncuların fanı olduğu için bu oyunları alan belki de oynamayan milyonlarca insan var arkadaşlar. Örnek verecek olursak bir insan Juventus Store'na gidip forma almaya gittiği zaman yanda hemen FIFA'yı da görüyor arkadaşlar. Bir bakıyor ki üzerinde Ronaldo var. Anne baba bunu da alalım diyorlar arkadaşlar ve bu şekilde bu oyunlarda satılıyor. Yani illa oynamasına gerek yok. Sırf üzerinde onların resmi olduğu için arkadaşlar oyunu alan birçok kişi olacaktır. Ve şu anda PES'in elinde bulunan Barcelona ve Juventus lisansı arkadaşlar kapak yüzünde Ronaldo ve Messi'nin yan yana olmasını gerçekten de sağlayabilir arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde bunu daha detaylı bir şekilde göreceğiz. İkinci olarak arkadaşlar PES kariyer modunda FIFA'yı bu sene çok net geçecek. Biliyorsunuz ki ben iki hafta önce FIFA'da kariyer modundaki yenilikler hakkında bir video çekmiştim arkadaşlar. PES 20 bu sene resmen resmi olarak benim o videoda keşke FIFA'da olsam dediğim her şeyi kendi oyununa koymuş arkadaşlar. Bu gerçekten de inanılmaz bir şey. Öncelikle neler koymuş hemen onları geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar FIFA'da da kendi karakterinizi e, kıyafetini işte yüzünü vesaire ayarlayabiliyordunuz ama PES bu sene bunu çok üst düzeye çıkarıyor arkadaşlar. Tamamen kendi adamınıza benzer birini yaratabilmeniz için size sizlere bir sürü seçenek sunacak arkadaşlar. Çünkü bu oyunda sizin karakterinizin tipinin oyunu etkisi çok büyük arkadaşlar. Ne demiştik? Konferanslar olsun ve burada vermiş olduğunuz cevaplar sizin kariyerinize veya takımınızın devamınıza etki etsin demiştik değil mi arkadaşlar? Pes bunu oyuna koydu arkadaşlar. Artık konferanslarda sizin sorulara vermiş olduğunuz cevaplara bakarak takım performansı takıma yeni gelecek oyuncuların arkadaşlar gelip gelmeyeceğini belirleyecek cevaplar vereceksiniz. Yani çok egoist davranırsanız, takımınıza çok saygısız davranırsanız siz o takıma yıldız oyuncu transfer etmeniz daha da zorlaşacak arkadaşlar. İşte zaten olması gereken şey de buydu. Menajerlik dediğin şey karaktere bağlıdır ve PES'te arkadaşlar kendi karakterinizi sahaya yansıtabileceksiniz. Aynı zamanda PES'teki bir diğer yenilik de arkadaşlar keşke FIFA'da olsun dediğimiz transfer gerçekçiliği ve kontrat çeşitliliği. PES'in yapmış olduğu açıklamaya göre arkadaşlar bu sene milyonlarca squad ve e, futbolla ilgilenen daha doğrusu menajerler vasıtasıyla arkadaşlar büyük bir database oluşturup bu database de arkadaşlar X bir oyuncu şu kadar para versen de buraya getiremeyeceksin şartını koymuş arkadaşlar. Bu gerçekten de muazzam bir olay. Örnek verecek olursak normal futbolda arkadaşlar Ronaldo'yu şu anda yıllık 50 milyon da verseniz bu adam Çin'e gitmez veya Arabistan'a gitmez değil mi? İşte o oyunda da PES'te de bu olacak arkadaşlar. Artık Öyle kafanıza göre işi, işte şuraya şu transfer, buraya bu transfer yapmanız etkisine göre çok daha zor olacak ve oyuncu fiyatları da gerçek markette arkadaşlar eş değer yapılacak algoritmaların yazıldığı PES'in sayfasında bulunmakta arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Aynı zamanda kontrat çeşitliliği olarak arkadaşlar PES'te tıpkı FIFA'da istediğimiz her şey diyorum arkadaşlar. Gerçekten de bu kadar olmaz. FIFA'da istediğimiz Kontrat çeşitliliği pese geliyor. Bunda arkadaşlar neler var? Haftalık maaş mı istiyorsun? Aylık maaş mı istiyorsun? Performans bonusu şuna göre işte şu olursa bu olur tarzında hani böyle kıstasları dayanarak kontrat sözleşme imzalama e, sonraki e, satıştan pay gibi bu şekilde arkadaşlar kontrat çeşitleri olacağı söyleniyor. Tabii e, şu olacak bu olacak dememişler ama kontrat çeşitliliği olacak demişler. Zaten mevcut oyunda e, bizim şikayet ettiğimiz şeyler olduğuna göre arkadaşlar şu anda biz bunu yenilecek dediklerime göre. Dolayısıyla önümüzdeki sene bu tür çeşitlerin gelmesi hiç içten bile değil. Ve aynı zamanda arkadaşlar oyunda Zico, Johan Cruyff ve Diego Maradona üçlüsüyle arkadaşlar o legendlarla teknik direktörlük kariyeri yapabiliyorsunuz. Şu anda sadece bu üçünü açıklamışlar. Acaba oyunda diğer ikonlar da olacak mı? Yoksa sadece bu üçüne özel mi olacak arkadaşlar? Bunu tabii ki de oyun çıkınca göreceğiz. Ve bir diğer bombayı daha atıyorum arkadaşlar sizlere. Biliyorsunuz ki Ronaldinho, Maradona gibi isimler FIFA'nın ikon listesinde olan yani FIFA Ultimate Team'in ikon listesinde olan isimler ve bu sene görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ronaldinho ve The King diyelim. Diego Maradona PES'te resmi olarak anlaşmalı. Ve Johan Cruyff da PES'te resmi olarak anlaşmalı ama geçen sene de zaten PES'te anlaşmalıydı. Buradaki temel konu şu. PES hazır lisansları bitirmişken yani çoğu büyük takımın lisansına EA'den alabilmişken acaba bu ikonları da EA Sports'un elinden alabilecek mi? İşte bunu yaparlarsa gerçekten de kendilerine çok büyük şey katmış olacaklar arkadaşlar. Çünkü Ronaldinho arkadaşlar özellikle FIFA'da inanılmaz iyi gören bir isim ve bu ismin arkadaş oyundan gitmesi çok büyük etki yaratacaktır. Aynı şekilde Johan Cruyff de arkadaşlar oyuna bu sene gelmesine rağmen çok fazla iyi gören bir isimdi. Bu isim de eğer FIFA'dan silinirse gerçekten de PES bu sene büyük bir tokat atmış olacak. Şu anda PES'in yapmış olduğu şey arkadaşlar daha fazla satmak için yapılan bir şey değil. Tamamen gözda vermek için yapılan bir şey. FIFA'ya şunu diyor. Yeni jenerasyonda yani PlayStation 5'te senle kapışacağız diyor. Ben şimdiden çalışmalara başladım. Sen ne diyor yeni jenerasyonda tekrardan kapışacağız diyor arkadaşlar. Ve zaten PES şunu zaten resmi olarak artık açıkladı. Ultimate Team moduyla ile MyClub modunu arkadaşlar adamlar yan yana koymuyor. Adamlar Ultimate Team'in dominantlığını kabul etti. Bu sene yapmaya çalıştıkları şey FIFA'nın kariyer modundan rahatsız olan kullanıcıları PES'e davet etmek. Çünkü kariyer modunu FM'de de oynayabilirsin. FIFA'da da oynayabilirsin, PES'te de oynayabilirsin. Ama Ultimate Team modu gibi genel böyle büyük bir mod arkadaşlar. Marketiyle, Food Champions'la vesaire hiçbir yerde oynayamıyorsun. O yüzden FIFA'nın Ultimate Team modunda mecburen FIFA'da oynamak zorundasın Ultimate Team tarzı mod istiyorsan. Ama kariyer modu oynamak için birçok çeşitlilik var ve PES de bu çeşitler arasında en başa adını yazdırmayı istiyor arkadaşlar. PES'in yatırımları bu sene bu şekilde. Dediğim gibi PES'in demosu 30 Temmuz'da çıkacak arkadaşlar. Sizler de deneyebilirsiniz. Full oyun e, çok da bir fark yok bu sene. Ben ona şaşırdım. Daha erken beklerdim ama 10 Eylül'de çıkıyor arkadaşlar PES Biliyorsunuz ki Eylül'ün sonunda da zaten FIFA 19 çıkıyor. Olaylar bu şekilde arkadaşlar. Kariyer modunda dev bir tokat geliyor. Ultim ettiğimde zaten tokatın kralını EA Sports pes'e atmış olacak. Ama dediğim gibi bu sene gerçekten de arkadaşlar çok önemli bir sene. Bu sene çok güzel oyunlar çıkacak. Cyberpunk gibi ee, biliyorsunuz ki Fortnite çıktığı zaman FIFA'nın kullanıcılarını nasıl kaybettiğini hatırlayın. Ee, yani hiç, hiç kimse veya hiçbir şey dünyada vazgeçilmez değildir. Bundan dolayı FIFA'nın arkadaşlar bu sene Ultimate Team modunu çok iyi yapması gerekiyor. Yoksa gerçekten de ben Cyberpunk özellikle çıkarsa çok da fazla tutunabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, ne kadar güzel oyun çıkarsa bu oyunların tutunması o kadar zor olacak. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bugünkü videomuzun sonunda bir eleştirim olacak. Biliyorsunuz ki ben okul başarılarımı size 4 sene önce bu kanal başladığım zaman üniversiteye ben yeni başlamıştım. Ve size bir söz vermiştim. Ben okulda birinci olacağım demiştim. Geçen gün YouTube'un topluluk kısmına işte kusura bakmayın arkadaşlar sözümü tutamadım dereceyle bitirdim ama birinci olamadım tarzı şeyler attım. Adamlar altına yok egoistsin yok şöylesin yok böylesin beni eleştiren şekilde yorumlar atmışlar. Ben bir kere egoist olsam burada zaten cevap vermem veya benim kendi kişisel hayatımı sizlerle birlikte paylaşmam. Egoist bir insan olsam kendi içimde yaşarım ve bitiririm. Ki ben o posta işte ben birinci oğlum, ben ikinci oğlum, siz olamadınız, işte böyle artistik bir şey de yazmadım. Sadece benim için bu zamana kadar dua eden kardeşlerim, benim için bu zamana kadar annelerinize babanıza dua ettiğiniz zaman Instagram'dan yazıyorsunuz. Abi babam da seni izliyor. Biz seni duacınız inşallah başaracaksın. Beni destekleyen burada binlerce insan var. Benim için dua eden binlerce insan var. Ve benim de bu insanlara karşı vermiş olduğum sözler var. Ben orada sözümü tutamadığım için ne kadar üzgün olduğumu söyledim. Olay bu kadar. Beni Ben size örnek olmaya çalışıyorum. Çoğunuzdan yaş olarak büyüğüm. Benden büyükler de var. Ee, biz böyle bir aileyiz. Biz bu bir aile kanalı. Siz bu videoyu yeni izliyor olabilirsiniz ama ben burada 4 senedir varım ve insanlara vermiş olduğum sözler var arkadaşlar. Lütfen yorum yaparken bu çerçevede ve saygı çerçevesinde yorum yapın. Ee, çünkü yaptığınız yorumlar gerçekten bazen kötü yerlere gidiyor. Ben kimseye bir egoistik taslamadım. Kanalı açtığımdan beri buradayım. Instagram, Facebook, Twitter herkese cevap vermeye çalışıyorum e, ee, insanlara örnek olmaya çalışıyorum. Ben bir takipçimi gördüğüm zaman Aha anne bak bu abinin dersleri çok iyi işte okula şöyle böyle demesi bile benim için çok onur verici bir şey. Ben sizlere örnek olmaya çalışıyorum. Sizlere vermiş olduğum sözleri tutmaya çalışıyorum. Lütfen bana bu konuda destek olun. Köstek olmayın arkadaşlar. Tekrardan videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Beğenmeyi paylaşmayı, yeniseniz abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.